Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Sony Vegas Pro dersine başlıyoruz. İlk ders videomuzdur. Dediğim gibi diğer videolarımda yaptığım gibi öğrendiklerimi sizlere en açık ve en öz yolla anlatıyorum arkadaşlar. Kısaca özet geçiyorum sizlere. Sony Vegas programımı açtıktan sonra buraya bir video ekleyelim arkadaşlar. Ana görünüşü budur programın. Siz de bu ekrana sahipsinizdir şu anda açtıysanız Sony Vegas Pro'yu. Hemen bir MP4 formatında bir video ekleyeceğim arkadaşlar oraya. Video çıktılarımdan alayım. Video çıktıları. Şu videomu mesela aldım. Doğrudan buraya sürükleyebilirsiniz. MP4 uzantılı videonuzu. Ya da şunu şu şekilde göstereyim. Şurada toplu video eklemek istiyorsunuz. 3-4 tane birden videoyu sürüklemek istiyorsanız direkt şuradan bu kısma da ekleyebilirsiniz. Ya da buraya resim gibi şeyleri de ekleyebilirsiniz gördüğünüz üzere. Şu kısım ayarlamaları ve düzenlemeleri yapacağımız kısım. İlk öncelikle sizlere videoyu bir kırpma işlemini göstereyim. Yani videoyu kesme işlemini göstereyim. Şu aşamaları atlayayım. Şu şeyimizi şöyle götürelim. İbremizi. Şu tam burada bir ruh vuruş çakmışız. Buradan bir kırpıyoruz arkadaşlar videoyu. S tuşuyla kırpıyoruz. Şunları silmek için ise sağ tıklayıp delete de yapabilirsiniz seçtikten sonra. Direkt klavyeden delete tuşunu da kullanabilirsiniz tabii ki de. Şunu şu şekilde bir ön aşamaya sürükleyeyim. Şimdi gençler videonun ayrıntılarına inmek için, yakınlaşmak için direkt mouse'umuzun tekerleğini üste doğru kaydırarak yapabilirsiniz bu işlemi. Daha yakından görmek istiyorsanız ya da şuralara ek text ekleyecekseniz bu işlemi uygulayabilirsiniz. Uzaklaşmak için de direkt tekeri aşağı doğru kaydırmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi videonun kırpma işlemi, videoyu kesme işlemi S tuşunda yapılıyor. Video kırpma diye bakın gördüğünüz üzere kırptım. Şunu şuradan ayırabilirsiniz kısacası. Şimdi CTRL-Z yaparak geri alayım işlemini. Sonrasında sizlere gösterebileceğim aşamalardan ses ve videoyu birbirinden ayıracağım. Bu işlem için ise U tuşunu kullanabilirim. Videonun üzerindeyken şu mavi kısım yani imlecimiz. U tuşuna bastığım zaman gördüğünüz üzere buradaki sesi kaldırabilirim. Sesi de kaldıralım sağ tıklayıp delete diyerekten ya da cut diyerekten tekrar kullanacaksak. Videoyu hızlandırma işlemi için CTRL tuşuna basarak şunu şuradan şu şekilde bir imleç çıkıyor ortaya. Zaten ben bunu yakınlaştırırım ekrana. CTRL tuşuna basarak şunu şu şekilde küçültmeniz videoyu hızlandırmanıza sebep olacaktır. Gördüğünüz üzere videomuz hızlandı. Yavaşlatma işlemi ise aynı şekilde CTRL tuşuna basarak videoyu açıyoruz. Gitgide aralıklarını belirtiyoruz. Bu işlemde de yavaşlatma işlemini yapmış oluruz. Gördüğünüz üzere video yavaşladı. Şimdi ikinciyi de anladık. Direkt zaten videoyu panelden kaldırma işlemi, delete işlemini yapabilirsiniz. Geri getirmek için CTRL-Z tuşunu kullanabilirsiniz. Kolaylıklar olarak şunu bir ekleyelim tekrardan videomuzu buraya. Videonun başlangıcında siyah bir ekranla başlasın isterseniz. Şu şekilde bir şurayı kaldırayım. Daha net olsun göstermem sizlere. Mesela direkt videoya giriş yapıldı. Ben bu video girişinde başlangıçta bir siyahlık olsun istiyorum. Şu ekranda gördüğünüz olay çıktığı zaman şunu biraz şöyle kaydırın. Bakın şimdi. Şunu fazla yapmışım. Her neyse. Aynısını ses için de yapabiliriz. Gördüğünüz üzere yavaş siyah bir ekrandan bizlere açıldı görüntüsü. Şunu şu şekilde yakınlaştırabilirsiniz. Şurada eğimler oluşturabilirsiniz. Videonun parlaklığını kısabiliyorsunuz aynı zamanda bu işlem sayesinde. Gördüğünüz üzere. Şunu bir şuradan tutayım. Biraz daha şöyle çekeyim. Bakalım tekrardan. Gördüğünüz üzere karanlık bir ekrandan açılıyor gençler. Bugünlük öğrendiklerimi sizlere, öğrettiklerimi sizlere ekranda yansıtırım. Siz de bunların tekrarını yapın. Bir video üzerinde uygulayın gençler. Daha rahat olur. Ben de yeni öğrenmeye başlıyorum Sony Vegas Pro'yu dediğim gibi. Sizlere öğrendiklerimi en kısa yoldan anlatmaya çalışıyorum.
Ve daha da bu videonun devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. İşinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Devamı gelecek bu serinin. Don't pop it like Molly.